Araba sevdasına ben vallahi okul okumadım. Ortaokulu 3 sene, ben ortaokulu 4 senede bitirdim. Ortaokulu bu, ne olabilir yani? Fizik yok, kimya yok, hiçbir şey yok. Matematik, Türkçe, fen, din bilgisi. Başka bir şey yok. Okuldan çıktım, dükkana gittim. Ehliyetimi aldım. Benim şahsi arabam olmadı evlenene kadar. Benim bir tane arabam olmadı. İdolüm babamdır. Babamın ticari taksisi var. İşte 80'lerde taksicilik yapıyordu. Arabası Audi 80'di. İki tane kasa eskitti Audi 80'de. Ben babamı böyle araba yıkarken görürdüm, yardım ederdim. Ben babamdan ne gördüysem şu an hala onu devam ettiriyorum. Babam kışın araba yıkardı. Karda araba yıkardı. Ben de yıkıyorum. Hala yıkıyorum. Ellerindeki nasırların sebebi odur yani. Bez sıkmaktır, fırça tutmaktır. Ben askere gidene kadar hep dükkandaydım. Ya ama Auto Center'da, ama Aksaray'da, Laleli'de askere gideceğim. Babam dedi ki, oğlum dedi, askerden gelince taksiye çıkarsın dedi. Hani adamın aklından geçeni ben çok şu an idrak edebiliyorum. Hani hayatı bir öğren, para kazanmayı bir öğren. Para nasıl kazanılır? Ben dedim, baba yok dedim yani. Otomotiv dükkanı var, araba alıp satıyorsun. O zaman galericilik, galerici adı vardı, şimdiki gibi değil. Ben dedim, taksiye falan çıkmam baba dedim. Ben askere gittim. Askerliğimin bitmesine 6 ay falan vardı. Askerde birçok insan tanıdım, birçok insan gördüm. İnanın gideniniz vardır, gitmeniniz vardır, buna şahit olacaksınız. Bir çocuk geldi, işte kayıt yapıyorlar. Nereden geldin? Samsun'dan geldim. İşte ailen kaç para gönderir dedi. Sene 2002. Para gönderemezler dedi. Peki telefon görüşmesi falan işte ararlarsa görüşebilirim. Sen nasıl arayayım ben dedi. Ben de dedi, para yok dedi. Bu ortamdan çıktım, babamı aradım. Baba dedim, ben dedim taksiye çıkacağım. Ben dedim taksiye çıkacağım. Bana dedim bir araba hazırla. Ben dedim geldiğim zaman artık otomobil falan galeri maleri hikaye dedim. İstemiyorum ben galeri dedim. Oğlum dedi ne istiyorsun dedi. Sana dedi Passat mı alayım dedi. Megan 2 çıkmıştı. Megan 2 mi alayım sana dedi. Yok dedim baba. Ben bana dedim Şahin yap. Bir tane Şahin'im olsun. Ben dedim Şahin'le taksicilik yapacağım. Tamam oğlum dedi. Telefonu kapattım. Aradan biraz zaman geçti. Bir iki hafta gibi zaman geçti, babam beni aradı. Oğlum dedi sana bir postayla dedi resim gönderdim dedi. O zaman böyle resim çeken telefonlar yok. Baba hayırdır ne falan dedi. Sana araba aldım dedi. Ne aldın baba dedi. Oğlum dedi sana bir Şahin aldım dedi. İşte 2000 model, 4000 kilometre de mi, 8000 kilometre de mi, işte yalanım olmasın. Gri bir Şahin almış. Oğlum dedi, onu dedi boyatıyorum dedi. Sen gelene kadar dedi, dükkanın içinde duracak dedi. Allah razı olsun dedi. Ben ama dedim, ne olacağını bilmiyorum ben. Etiket bilmem, arma orma bilmem. Bir araba vardır, biz arabacıyız, arabamız temiz olsun. Kirli olmasın, ne bileyim, ötmesin, atmasın, kokmasın. Bana resim bir geldi, resimde sarı bir Şahin. Usta boyacılar mesela, o zaman şimdi hala ünlü boyacılar var. Usta ellerden geçmiş, döşemesi. Döşemeci Süleyman Usta mesela ya da boyacı Atilla Usta. Onlar da boyanmış arabalar. Dükkanın içine hazırlamış, resme baktım. Araba, cinayet. Arabada 2.15 Gestone lastik var. Momo var ama ben anlamıyorum. Var yani. Araba basık, geniş taban lastik var. Ben onu biliyorum. 5 ay sonra falan askerliğim bitti. İstanbul'a geldim. Araba yatırmış 3-4 ay dükkanın içinde. Anahtarını bıraktı. Buyur oğlum dedi. Taksicilik yapabilirsin bu arabayla dedi. Bu senin araban dedi. Ben 3 sene o arabada taksicilik yaptım. Arabamda öyle çok fazla bir malzeme yoktu. İşte bir takım, iki takım 181, bir takım 149. Jant, lastik, başka hiçbir şey yok. 3 sene hiç bozmadan arabayı o şekilde kullandım. 3 sene sonrasında o da o olduğumu anladı. Oğlum oldun dedi. Tamam yeter dedi. Sen dedi artık gel böyle dedi. Bu meyanda evlenmiştim. 2005 senesinde evlenmiştim. 2006 senesinde ben taksicilik serüvenini bıraktım. 2006'dan sonra yine babamın yanına galeriye geri döndüm. Hala da aynı işi yapıyorum. Başka mesleğim yok. Başka iş yapma hevesim de yok. Arabayı seviyorum. Arabalarla devam ediyorum. Ben galericiyim. Araba konusunda hoşuma giden marka model hiç fark etmez. Her arabayı severim. Hızlı, modifiye hayat yok. Bir zevkim vardı. Yaşadım bir kere. Bıraktım. Tadını da bıraktım. Etiket. Etiketçi miyim? Hayır, etiketçi değilim. Arabayı sırf babam istedi diye babama yaptı bu arabayı. M2010. Geçmişin vermiş olduğu ufak tefek bilgilerle, ne bileyim işte armadır, kapaktır, sistir. Sadece biliyorum ama bunların var olduğunu, bunların bu arabaya takılabildiğini biliyorum. Minibüsçü müyüm? Hayır, minibüsü hiç binmemişim bile. Arkadaşlarım sayesinde yaptım. Arkadaşlarımın yönlendirmesiyle dizilimini yaptım. Ben yapmadım çünkü ben minibüsçü değilim. Etiketçi hiç değilim. Arabacıyım. Arabaları çok severim. Araba toplamayı çok severim.
Babamın otobüse çok merakı vardı. Otobüslerin ventil seslerine. Bir gün oğlum dedi bir minibüs alacağım ben. Baba dedim ne yapacaksın minibüs? Biz 20 sene geçmiş ki arabamızda gene böyle malzeme falan yok. Oğlum dedi bir M2010 alacağım dedi. Oranın dedi ventil sesi var dedi. Hasta oluyorum ben ona dedi. Yapar mısın bana dedi. Ya dedim baba boşver dedim şimdi etiket arabayı, kocaman arabayı ne yapacaksın? Nerede muhafaza edeceksin? Nasıl kullanacaksın? Hiç ben hayatımda öyle hattı minibüs kullanmamışım. Merakım var dedi. Biraz ara verdik böyle 2 hafta, 3 hafta gibi. Sonra bir gün telefon açtı. Ben dedi minibüs aldım. Hayırlı olsun dedim. Ama ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Oğlum dedi sen dedi bir gel. Gittim bir tane M2010 almış hattan çıkma. Oğlum dedi bunu dedi yaptıracağız. Baba dedim bunu neyin yaptıracağız? Yani arabada camdan başka bir şey yok. Yani her tarafı çürük. Bir tarafı kopmuş. İçi eksik. Kapıları kapanmıyor. Kapının altı yok. Şoför kapısını. Oğlum dedi sen dedi bunu yaparsın. Bir arkadaşım var. Aile yani babamın dostu daha doğrusu. Yetkili serviste arabayı götürdük. Arabayı soyacağız dedik. Komple arabayı sajlarını, camlarını her şeyini söktük. Tabanına kadar. Arabayı 2-3 ay içinde biz toparladık. Araba toparlanırken tabii bu arabaya birkaç parça bir şey takılacak. Ne takılacak? İşte o beni. Olmazsa olmaz bir o ben. İşte bir iki tane harf. Öne 181. İşte bir takım 149. Bir takım 210. Havuz ayna. Biz bunları işte aramaya başladık. Benim arabamın önünde bir tane LTD vardı. LTD o zaman 100 dolardı. 100 dolar yani 2003-2004 senesinde. Şimdi bir LTD olmuş 500 dolar. Baba dedim bu çok pahalı. Malzeme. Biz ne yapacağız yani bu arabayı hep yapacağız mı? Bir de bu ufak Şahin gibi de değil yani kocaman araba. Arabanın hadi dışını geç içine bir şey taksan bir tane bir şey taksan kel duruyor araba. Oğlum ya toplarız ederiz gideriz. Biz piyasaya bir çıktık malzeme toplamaya. Oo işte cant kapağı, cant kapağı olmuş işte 10 bin liralardan bahsediyorlar. 12 bin liraya aldım telli kapak. Çılgın para. Baba diyorum 2 tane oben alalım. Yok oğlum 4 tane alalım. Baba niye? Dolgun dursun. Baba 2 tane koyalım, kesme koyalım. Yok 4 tane olsun, yumurta olsun. Peki baba ben gönülsüz alıyorum. Sırf babamın gönlü olsun diye. Gittik işte bir takım, 2 takım 181 aldık. Babam 181 istiyor bir arkadaşım. Abi 181 takmayalım. Biz 187 takalım. Abi ne fark eder? Aynı. Abi bu değer daha değerli. Ne değeri var abi? İşte 181 şu para, 187 bu para. Yani işte bu moda bu. Bunu takacağız. Çok para. Bizim zamanımızda bu yoktu. Biz bunu takmıyorduk. Yani arkası siyah. Biz arkası siyah malzeme gördüğümüz zaman olmamış bu. Arabacı adamın arkası siyah sisi olmaz. Komet, kışın Komet 450 takardım. Arkası gözükmesin diye Şahin'in sis yerine takardık yani. İyi tamam ondan alalım. Ondan aldık bir takım. Abi olmaz bir takım daha alacağım. İyi tamam bir takım daha alalım. Abi bir takım da üste koysan güzel olur. Hiç hayatımda minibüs de yapmamışım. Anlamam da aldık 3 takım 187. İşte olmazsa olmaz ne tam bir takım 149 alacağız. İşte minibüsçü arkadaşlarım var. Çok değer verdiğim arkadaşlarım ki araba toplarken de bana çok faydası, çok yardımı dokunmuştur. Murat Elveren, Allah ondan razı olsun. Abi işte 2 takım 149 koyacaksın. Tamam işte dikimi asma ayna. Tamam asma aynasını da alalım. Havuz aynaları derken biz malzemeleri topladık. Arabamız da bu aşamada yapılıyor. Araba bitti. Bir gün bir arkadaşım aradı. Az önce bahsettiğim Murat Elveren. Abi dedi işte önünü kaldırman lazım. Nasıl kaldırılır? Bilmem. Arabanın kafasını kaldırmak için amortisör alacaktım. Uzun amortisör varmış. Abi dedi gerek yok. Çok fazla kalkmayacak. Sen ona 17,5 jant koy abi önlere. Kafa kalksın. Tamam dedim. Araştırmaya girdim. Jant yok. Sıfırını getirttireyim. İşte sıfırı gelmesi dert. Ya Bursa'dan gelecek. Ne zaman geleceği belli değil. Bir gün Murat aradı. Abi dedi 17,5 jant buldum Pendik'te. Allah razı olsun. Oradan gitti aldı getirdi. Onun sayesinde öğrenmiş olduk onu da. Babam bir anda gördü. Yani gece toplanırken gördü. Bir de teslim ettim. Yani oğlum dedi arabayı Haziran'da ben Kurban Bayramı'na köye gideceğim. Bu arabayla gideceğim dedi. Bir gecede mesela dizdik arabayı gönderdik. Arabayı biz bitirdik. Babam tabii arada sıkıştırıyor. Hadi oğlum ben işte kurbanda köye gideceğim. Kurban Bayramı'na yetiştir. Baba dedim hadi deyince olmuyor bu iş. Bir akşam üzeri
ustamıza gittik, arabayı toplattık. Sabah dükkandan çıktığımız saat 5-5.30 civarıydı. 5.30'da İsmail Usta'nın oradan çıktık. 7.30'da babamı aradım. Baba dedim, araba hazır. Sen dedim artık gidebilirsin. Dükkana getir arabayı dedi. Otosentre gittim, dükkana bıraktım. Baktı, bir seyretti. Tamam dedi, oğlum olmuş. Tamam, istediğim gibi olmuş. Anahtarı verdim babama. Babam ertesi gün memlekete gitti. Arabayı çekmiş kapısının önüne. Memlekette bir tur atmış. Tedavisi ne oldu? Tabii aradan 2 hafta geçti. Kanım kaynıyor şimdi. Babama arabayı yaptım. Babamın istediği gibi yaptım. Baba dedim, ben geliyorum oraya. Niye geliyorsun oğlum? Gel, iyi, hoş geldin. Ben dedim, arabayı almaya geliyorum. Gelme dedi. Dedim, ben geliyorum baba. Atladım arabaya, gittim. Baba dedim, al sen bu arabayı. Ver dedim minibüsü, ben gidiyorum. Bir gece kaldım, sabah geri döndüm arabayla. Babamın hoşuna gidecek şekilde yapıldığına inanıyorum. O da çok beğendi. Hala da bir yerleri doldurma peşinde. Ford'un bir arabası var. Arka bagaj çıtası var, Fairlane. Uzun kılıç böyle. Oğlum dedi, ben dedi bunu alacağım. Al dedim baba, nereye takacaksın? Plakanın üstüne takacağım oğlum. Al dedim baba. Mezat var, malzemelerin çıktığı mezatta. Atıyorum 5.000 lira para. Baba dedim, ver bir tık üstünü, al dedim malı. Yazıyorum oğlum dedi. Ne yazdın baba dedi. 5.110 yazdın dedi. İyi yapmışsın baba dedi. Aldın mı dedim. Alamadım, 5.5'a gittim abi. Dedim baba 5.5 verseydin, çok seviyorsan. Gitti dedi. Çok üzüldüm dedi. Ne yapacağız dedi. Dedim vallahi dedim, ben de üzüldüm baba dedim. O ürünü dedim ben sabahleyin gördüm canlı dedim. Ama bunu bana verir misin diyemedim, adam mezattan para kazanıyor sonuçta dedim. Sağ olsun bir arkadaşım ertesi gün Pemi dedi, gel dedi, bende var. Arzu edersen sana bunu vereyim dedi, sağ olsun. Küçük bir çocuğa bir ayakkabı alırsın, o çocuk sevinir ya böyle. Ayakkabısını sabah giyecek, onun mutluluğu. Aynı o çocuk gibi mutlu oldum. Arabanın ön panjuru ne taksam diye düşünüyorum. Crazy'lere uyumlu. Crazy'lerin birkaç tane modeli var. Bir modelini herkes takıyordu. Ama hiç kimse de görmedim. Bir tane Rolls-Royce modeli vardı. Murat dedim, böyle böyle Rolls-Royce panjuru arıyorum dedim. Kimi arasam kalmadı deyip telefonu kapatıyorum dedim. Yani bulamıyorum, ne yapacağız dedim. Sonra telefonu kapattım. Maslak'ta bir Crazy'ler servisinde buldum panjuru. Murat dedim, ben panjuru buldum. Saat 6 civarı. Abi ne düşünüyorsun, ne yapacaksın dedi. Dedim Murat, bu para. Abi çılgın para dedim. Ama dedim yok yani. Arabaya panjur takmam lazım. Panjur yok. Orada abi çok güzel olur dedi. Hani o panjuru kullanman mantıklı dedi. Bu arada biz telefonla konuşuyoruz Murat'la. Hiç telefonu kapatmadık. Aradan 15 dakika geçti. Murat dedim, ben telefonu kapatmak zorundayım. Ne oldu? Geldim parçacıya. Gideyim panjur alayım, çıkayım. Abi sen manyak. 15 dakikada sen Maslak'a mı gittin? Evet dedim, ben arka yoldan Kuzey Marmara'dan Maslak'a gittim dedim. Abi kapat telefonu dedi. Bu şekil rahatsızlık derecesine ulaştık. Yani ben bu şekilde olacağımı düşünmüyorum. Ya bir parça için ben şu an eksik bir parça için. Bir malzeme olmazsa olmaz diye bir şey yok. Hoşuma gidiyor. Hoşuma giden malzeme için ben bugün Ağrı'ya da giderim, Kars'a da giderim, Edirne'ye de giderim. Yeter ki benim hoşuma gitsin. Ama hani bu kadar da tahmin etmiyordum bu şekilde olacağımı. Yaşanması gerekiyormuş. Yaşandı. Yaşandı bitti saygısızca. Birçok insan paha değeri olduğu için arabasını seviyor. Ben bu arabayı aldığım paralar bedava. Herkesin erişebileceği bir para yani. Ne herkes alabilir. Ama çok ciddi emek sarf ettim. Saçlarım beyazdı, biraz daha fazla ağırdı. Olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri başardığımızı düşünüyorum. Ben çok beğenerek kullanıyorum. Allah herkese kalbinden geçenin daha iyisini nasip etsin.